Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba, adım Burcu. 29 yaşında, iki çocuklu bir anneyim. Bundan yaklaşık 7 ay önce geçirdiğimiz bir trafik kazası sonucu eşim Berat hayatını kaybetti. O günden sonra 6 yaşındaki oğlum Doruk ve 5 yaşındaki kızım Deniz'le beraber bir başımıza kaldık. Çocuklarıma bakmak zorundaydım. Ancak işe girip çalışma imkanı bulamıyordum. Eve bakacak başka kimse olmadığından çalışamıyordum. Bu yüzden hazırdaki paramızı kullanıyorduk. Bir süre sonra doğru düzgün gelir kaynağımız olmadığı için hazırdaki paramız da bitmişti. Devletin verdiği dul maaşı da karnımızı doyurmaya ancak yetiyordu. Yokluktan dolayı paraya her sıkıştığımda evimdeki eşyaları satmaya başlamıştım. Ancak bir süre sonra satacak bir şey kalmayınca ne yapacaktım? Zaten zor günler geçiriyorken daha da zor günler geçireceğim belliydi. Günlerce çocuklarıma hiçbir şey yansıtmadan kara kara düşündüm. Aklımdan intihar etmeyi bile geçirmiştim ama çocuklarıma kıyamıyordum. Ne zaman intihar etmeye yeltensem çocuklarımın yüzü gözümün önüne geliyordu. Eşimin ölümünden 7 ay sonra gelen bir telefon her şeyi değiştirdi. Kayınbabam Almanya'da yaşıyordu. Bize köydeki evine yerleşmemizi ve şu anda oturduğumuz evi kiraya vermemizi söyledi. İşte bu ilaç gibi olmuştu. En azından çocuklarımı yaşatacak bir gelirim olacaktı. Hem dul maaşım hem evden gelen kira ile köyde rahatça yaşayabilirdim. Bir yandan şehirden uzakta huzurlu bir yaşam, bir yandan da çocuklarıma güvenli bir gelecek sağlayabilmek bana çok huzurlu gelmişti. Bu yüzden kayınbabamla telefonla görüştüğüm gün eşyalarımı büyük bir heyecanla topladım ve kargoya verdim. Ardından evi emlakçıya teslim ederek köyün yolunu tuttum. Çocuklarımla beraber büyük bir heyecan içerisindeydik. Otobüse binmiş ve yeni bir hayata ilk yolculuğumuzu yapıyorduk. Saatler sonra köye geldiğimizde kayınbabamın kız kardeşi Sümeyye teyzeyle buluştuk. Eşyalarımız henüz gelmediği için ilk geceyi onun evinde geçirdik. Ertesi gün sabah saat 10 sularında eşyalarımız gelmişti ve yeni evimize geçtik. O gün Sümeyye teyzenin de yardımıyla akşama kadar evi anca düzenleyebildik. İşimiz bitmiş ve Sümeyye teyze evine gitmişti. Koltuğa oturup derin bir oh çektim. Rahatlamak ve dinlenmek istiyordum ancak eve girdiğimden beri içimde bir sıkıntı vardı. Sanki havasızlıktan boğuluyor gibiydim. Halbuki buraya büyük bir heyecanla gelmiştik. Ferahlamaya çalışırken çocuklarımın oturdukları yerde uyukladıklarını fark ettim. Hemen oturduğum yerden kalkıp çocuklarımı odalarına götürdüm ve uyuttum. Ardından tekrar oturma odasına geldim ve ışıkları kapatıp koltuğa uzandım. Biraz kendime gelmek istiyordum ama bir süre sonra dalıp uzandığım yerde uyuyakalmışım. Uykuya dalışımdan yaklaşık 2-3 saat sonra sıçrayarak uyandım. O an gözlerimi açıp etrafa baktığımda karşı koltukta rahmetli eşimin oturduğunu fark ettim. Korktum ve gözlerimi panikle birkaç defa açıp kapattığımda eşimin orada olmadığını gördüm. Sanırım yorgunluk ve uykudan kalkmamın bendeki etkisiyle onu gördüğümü sanmıştım. Tekrar gözümü kapatıp uykuya dalacağım sırada evin üst katından tıkırtılar geldiğini fark ettim. Biraz paniklemiştim. Hemen kalkıp lambayı yaktım ve koltuğa oturdum. Tekrar aynı sesin gelip gelmeyeceğine bakıyordum. Üst kattan ses gelmesi imkansızdı. Çünkü üst kata hiçbirimiz çıkmamıştık. Sümeyye teyze bize üst katı kullanmamamızı tembihlemişti. Oturduğum yerden üst kattan gelecek bir tıkırtı için yaklaşık yarım saat kadar bekledim. Ses gelmeyince kalktım ve çocukların odasına gidip onları kontrol ettim. Belki de üst kata giren bir yarasa ya da fare olabilir diye düşünmeye başladım. Ardından çocuklarımın yanına yatıp onlarla beraber uyudum. Ertesi gün sabah erkenden kalktık. Ben mutfakta kahvaltı hazırlarken kızım Didem'e Sümeyye teyzesini kahvaltıya çağırmasını söyledim.
Sofrayı hazır ettiğim sırada kızım ve Sümeyye teyze eve geldiler. Sümeyye teyze beni görünce gülümsedi ve "Hava çok güzel, bugün beraber köyde gezintiye çıkalım," dedi. Seve seve kabul ettim. Hepimiz sofraya oturduk ve güzelce kahvaltımızı yaptık. Çocuklar bahçede oyun oynamaya çıktılar ve ben de o sırada Sümeyye teyze ile sohbet etmeye başladım. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da sofrayı kaldırıyorduk. Sohbet esnasında bir anda "Sümeyye teyze, sana bir şey sormak istiyorum," dedim. Gülümseyerek "Tabii evladım, sor," dedi. "Şu üst katı da temizlemek istiyorum. Dün gece tıkırtılar duydum. Fare olabileceğinden şüpheleniyorum. Hem temizlerken orayı da ilaçlamış olurum," dedim. Sümeyye teyzenin yüzü bir anda düştü ve "Olmaz kızım. Kayınbabanın eşyaları var." Beni de sıkı sıkı tembihledi. "Üst kata sakın çıkmasınlar. Kalıyorlarsa alt katı kullansınlar," diye defalarca söyledi, dedi. Bir iç çektim ve "Peki, öyle olsun. Üst katta ne var teyze?" dedim. 2-3 tane oda var kızım. Kaynanan ve senin çocuk yaşta ölen kayınbiraderin orada kalırdı. Kayınbaban üst kata kimseyi almazdı," dedi. Bu konuyu az buçuk biliyordum ama yine de merak ediyordum. "Sümeyye teyze, sen benim kayınvalidemin ölümü hakkında bir şey biliyor musun? Orhan bana annesinin nasıl öldüğünden hiç bahsetmedi," dedi. Sümeyye teyze üzülerek başını öne eğdi ve "Kocan o zamanlar daha bebekti, yeni doğmuştu. Kayınbiraderin de 2 yaşlarındaydı. Çocuk doğduğundan bu yana sapasağlam bir çocuktu ama ne olduysa hastalanmış. Kayınbaban o günden sonra onu üst kattan çıkarmadı. Kaynanan o çocuğa çok üzülüyordu. Akşam saatlerinde biz koyunları dağdan indirirken evin önünden geçerdik. Çoğu defa o çocuğun çığlıklar attığını dışarıdan duyduk. Zavallı çocuk. Acısı o kadar fazlaydı ki çığlıklarından hayvanlar ürker ve kaçışırlardı. En sonunda bir gece çocuk ölmüş. Kaynanan o günden sonra kafayı biraz sıyırdı. Bahçede kendi kendine konuşuyordu. Kapının önünden geçenlere taş atardı. O sıralar kayınbabana destek olmak için köylülerle beraber yemek yapar ve buraya getirirdik. Kaynananın kaç defa yemekleri yerlere atıp avuç avuç toprak yediğini gördük. Zavallı kadın en sonunda üst katta kendini asarak intihar etti. Kayınbaban da o gün bugündür üst kata kimseyi almadı. Kocanı 10 yaşına kadar köyde büyüttü ve sonra şehre taşındı. Sonra bir yolunu bulup Almanya'ya kaçtı," dedi. Duyduklarım karşısında şok olmuştum. Eşim daha önce bunların hiçbirini bana anlatmamıştı. Tek söylediği, "Ben bebekken annem intihar etmiş, babam da yurt dışına kaçmış," demişti. Konuyu tekrar derinlemesine konuşmak istedim. Bu yüzden çocukları da yanımıza alıp köyde turlamaya başladık. Çocuklar önden hoplaya zıplaya giderken ben de Sümeyye teyze ile bu konuları tekrar konuşmaya başladım. Akşam üzerine kadar köyün her yerini gezdikten sonra Sümeyye teyzeyi evine bıraktık ve biz de evimize geçtik. Bu kadar yürüyüşten sonra karnımız çok acıkmıştı. Mutfakta yemek hazırladığım sırada çocuklar da evin içinde koşturarak oyun oynuyorlardı. Bir süre sonra içeriden çocuklarımın çığlıklar attığını fark ettim. Bir şey olduğunu düşündüm ve koşarak yanlarına gittim. Çocuklar beni görünce hemen yanıma gelip bacaklarıma sarıldılar. Ne olduğunu sorduğumda oğlum bana korkuyla "Birisi kapıyı açıp kapattı," dedi. Merakla "Ne kapısı?" dedim. O arada kızım lafa atladı ve "Merdivenlerin önünde oynuyorduk. O sırada üst katın kapısı yavaşça açıldı. Kapının arasından birisi bize baktı ve biz çığlık atınca tekrar kapıyı kapattı," dedi. Bu söyledikleri beni biraz ürkütse de bunun olması imkansızdı. O yüzden onlara gülümseyerek "Bakın gençler, yukarıda camlar açık olduğu için rüzgardan bazen açılıp kapanıyor. Merak etmeyin, korkacak hiçbir şey yok," dedim. Çocuklarım orada birini gördüklerini söyleseler de onlara inanmadım ve mutfağa götürerek sofraya oturttum. Çocuklar çok fazla korkmuş olacaklar ki sofrada büyük bir sessizlik hakimdi. Konuşsunlar diye "Evet çocuklar, yeni evimizi beğendiniz mi?" dedim. Ancak bizimkilerin ikisinden de çıt çıkmıyordu. Onların bu halini gördükçe kendi kendime
acaba doğru mu söylüyorlar diye düşünmeden edemiyordum. Yemeğimizi yedik ve sofrayı topladık. Ardından odaya geçtik ve televizyonu açtık. Çocuklar pür dikkat televizyonu izlerken ben de onlara güzel bir çay demledim. Yanına mısır patlattım. Ardından mısırı önlerine koyunca bizimkiler mutluluktan eski hallerine döndüler. Pür dikkat ailecek televizyon izlediğimiz sırada üst kattan bir patırtı geldi. Sanki yukarıda üst üste duran eşyalar bir anda yıkılmış gibi bir sesti bu. Çocuklar sesi duydukları anda çığlık çığlığa dizimin dibine oturdular ve ağlamaya başladılar. Oğlum bana baktı ve gözyaşları içerisinde "O adam ses yaptı. Yukarıda işte, sana söylemiştik," dedi. Ben de en az çocuklar kadar korkmuştum. Bu kadar büyük bir patırtının durduk yere olması imkansızdı. Çocukların gözyaşlarını sildim ve zoraki bir şekilde gülümseyerek "Korkmayın çocuklar, yukarıda kimse yok. Anneniz şimdi orayı kontrol edip gelecek," dedi. Ancak çocuklar bacaklarıma sıkı sıkı yapışıp "Gitme, sana zarar verebilir," dediler. Çocuklara bir süre dil döküp ikna ettikten sonra yanlarından kalktım ve merdivenin önüne kadar geldim. Tüylerim diken diken olmuştu. Yukarı çıkmaya hiç cesaretim yoktu. Tekrar çocukların yanına döndüm ve "Anneniz yukarıyı kontrol etti. Üst katta kimse yok," dedim. Çocuklarım benim bu sözlerime inandılar ve büyük bir rahatlama yaşadılar. İkisi de güle oynaya tekrar televizyonun karşısına geçip mısır yemeye başladılar. Ben de aklımı dağıtmak için dikkatimi televizyona vermeye çalışıyordum. Yaklaşık bir saat kadar hiçbir sorun olmadan televizyonu izledik ve filmimizi bitirdik. Sırada yeni bir film vardı. O sırada kızım Didem, "Anne, mısır bitti. Başka var mı?" dedi. Ben de "Tabii var. Tabağınızı verin getireyim," dedim. Kızım heyecanlı bir şekilde kalktı ve "Ben alırım anneciğim," diyerek mutfağa gitti. O sırada yeni bir film de başlıyordu. Tam televizyona kilitlendiğim sırada bir anda elektrikler gitti ve ortalık zifiri karanlık oldu. Tabii haliyle çocuklar çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Hemen ayağa kalkıp oğlumun elinden tuttum. O an ne yapacağımı bilemiyordum. Evde mum olup olmadığını bile bilmiyordum. O sırada mutfağa mısır almak için giden kızımın çığlıklarını duydum. Hızlıca oğlumun elinden tutup mutfağa doğru koşmaya başladım. Bir yandan da kızıma geldiğimizi söyleyerek onun sakinleştirmeye çalışıyordum. Mutfağın önüne yaklaştığım sırada merdivenlerin önünden geçerken üst katın kapısının açıldığını duydum. Kafayı hızla oraya çevirdiğimde şok oldum. Kapı açılmış ve yukarıda kırmızı gözleri olan bir şeyin bize baktığını fark ettim. Korkudan tüylerim diken diken olmuştu. Çocuklarımın korkmaması adına çığlık atmamak için kendimi çok sıkmıştım. Hızla koşarak mutfağa gittim ve kızımın kolundan tutup çocuk odasına koşmaya başladık. O sırada kafamı tekrar üst katın olduğu yere çevirdiğimde kapının hala açık olduğunu fark ettim. Ancak bu sefer kapının orada bize bakan kimse yoktu. Hızla çocuk odasına girdik ve kapıyı kapattım. Çocuklarımın önüne diz çöküp "Anneniz yanınızda, korkmayın. Elektrikler gitti ve birazdan gelir," dedim. Çocuklarım donuk bir yüz ifadesiyle bana bakıyordu. "İyi misiniz?" diye sorduğumda oğlum sinirli bir şekilde "Bize yalan söyledin," dedi. Şaşkınlıkla "Hayır, yalan söylemedim," dedim. Oğlum kafasını salladı ve "Didem'i almaya giderken üst katta biri olduğunu tekrar gördüm. Bir de dönerken kıvırcık saçları olan bir kadının kucağında bebekle salonda dolandığını fark ettim," dedi. Oğluma ne cevap vereceğimi bilemedim ve sustum. Kızıma döndüğümde ise kızım öfkeyle "Mutfakta tek kaldığımda birisi bana dokundu. Kimdi göremedim ama saçlarıma ve omuzuma dokundu," dedi. Duyduklarım karşısında şok olmuştum. Diyecek hiçbir söz bulamıyordum. Çünkü gerçekten kapının açık olduğunu iki defa görmüş ve bir defa da kapının önünde kırmızı gözler fark etmiştim. Çocuklarımın dikkatini dağıtmak için oturup onlara masal anlatmaya başladım. Onlar da 10 dakika kadar sonra sakinleştiler ve dizimin dibinde uyuyakaldılar. Şimdi karanlıkta tek başıma öylece oturuyordum. İçimden
keşke Orhan yaşasaydı diye söylendim. İki çocuğa bakmak bir yana dursun, bir de böyle korkutucu olaylar yaşayınca insan tek başına ne yapacağını bilemiyordu. Karanlıkta oturmuş düşüncelere daldığım sırada olduğum yerde tekrar uyuyakalmışım. Nasıl olduğunu anlamadım. O kadar korku içindeyken nasıl uyudum bilmiyorum. Yaklaşık bir saat sonra gözlerimi açtığımda çocuklarımın yanımda olmadığını fark ettim. Panikleyerek ayağa kalktım ve ilk işim lambaları yakmaya çalışmak oldu. Ancak elektrikler hala gelmemişti. Korku içerisinde çocuklarıma seslendim. Fakat ikisinden de ses yoktu. Telefonumu elime aldım ve feneri açarak odaları dolaşmaya başladım. Çocuklarım hiçbir yerde yoktu. En son üst kat geldi aklıma. Dikkatli adımlarla merdivenin önüne geldiğimde kapının açık olduğunu gördüm. O sırada kızım Didem'in oyuncak bebeğinin merdivenlerin ortasında düşmüş bir şekilde durduğunu gördüm. Çocuklarımın üst katta olmaları muhtemeldi. Merdivenden yukarı yavaş yavaş çıkmaya başladım. O sırada yukarıdan gülüşmeler geldiğini duydum. Bunlar çocuklarımın sesiydi. Sessiz sessiz gülüyorlardı. Aklıma o anda çocuklarımın beni korkutmak için şaka yapmış olabileceği geldi. Ancak ikisi de üst kattaki olaylardan dolayı çok korkuyorlardı. Kafamda cevabı olmayan sorular dönüyordu. Üst kata çıktığımda karşıma dar bir koridor geldi. Koridorun sağ ve sol kısmında birer oda bulunuyordu. Bunun haricinde koridorun sonunda kapısı kapalı başka bir oda vardı. Gülüşmelerden çocukların nerede olduğunu kestirmeye çalışıyordum. Ancak sesler net bir yerden gelmiyordu. Ses sanki üst katı her tarafını eşit olarak dağıtmış gibiydi. Yani sesin geldiği bir nokta yoktu. Korkudan elim ayağım titriyordu. Çocuklarıma seslenmeye bile korkuyordum. İlk başta sağdaki odaya girmeye karar verdim. Kapıyı açtığımda karşıma üzerleri beyaz çarşafla örtülmüş eşyalar çıktı. Odadan çıkıp soldakine girdiğimde yine aynı şeyle karşılaştım. En sonunda koridorun sonundaki oda kalmıştı. Yavaş yavaş uçtaki odaya yürümeye başladım. Kapıdan içeriye adımımı attığım sırada şok oldum. Karşımda iki tane çocuk ve üzerleri beyaz örtüyle kapatılmıştı. Bunlar benim çocuklarım olmalıydı. Adımlarımı hızlandırıp yanlarına gittim ve örtüyü kaldırdığımda bir ikinci şok daha yaşadım. Karşımda iki tane yaratık gibi bir şey duruyordu. Uzun saçları, kırmızı gözleri, korkunç dişleri ve sivri kulakları vardı. Derileri mosmor durumdaydı. Onları gördüğümde büyük bir korkuyla çığlık attım ve merdivenlere doğru koşmaya başladım. O sırada alt kattan çocuklarımın "Anne, yatağın altında saklanıyoruz, yanımıza gel" diye bağırmasıyla hızımı daha da arttırdım. Merdivenlerden indiğim sırada ayağım kızımın oyuncağına takılınca aşağıya çok sert bir şekilde düştüm ve başımı yere vurdum. Kafama aldığım o sert darbe yüzünden olduğum yerde bayılmışım. O an hissedebildiğim tek şey kafamı giren şiddetli bir ağrı oldu. Aradan ne kadar zaman geçti bilemiyorum ama saatler sonra gözlerimi açtım. Gördüğüm ilk şey çocuklarımın yüzleriydi. Benim gözlerimi açmama çok sevinmiş olacaklar ki annem uyandı, "Bak, gözünü açtı" gibi sözler söyleyerek kendi aralarında gülüşüyorlardı. Bir dakika kadar sonra kendime iyice geldim ve yattığım yerden doğruldum. Etrafa bakındım ve dün gece düşüp kafamı vurduğum yerde yattığımı fark ettim. Merdivenlerden yukarı doğru baktığımda ise kapının hala açık olduğunu gördüm. Çocuklara bakıp "Buradan sakın ayrılmayın, beni bekleyin" dedim. Sendeleyerek merdivenlerden yukarı doğru çıkmaya başladım. Havanın aydınlık olması bana cesaret vermişti. Yukarı çıktığımda soldaki kapıyı açtım ve eşyaların üzerinde duran çarşafları kaldırdım. Bu oda sadece mobilyadan ibaretti. Karşısındaki odaya girdim ve oradaki çarşafları kaldırdığımda anlamsızca bir sürü malzeme olduğunu fark ettim. Tek tek incelemeye başladım. Çok sayıda kitap, defter ve argüman vardı. Bunların birçoğunda ne olduğu belirsiz Arapça yazılar mevcuttu.
bunca malzemenin içerisinde dikkatimi en çok çeken kara kaplı bir defterdi. Üstün körü sayfaları incelediğimde yazıların kayınpederime ait olduğunu ve ilk çocuğu hakkında yazdığı yazıların olduğunu fark ettim. Hemen defteri yanıma aldım ve son oda olan koridorun sonuna ilerledim. İçeri girip sağa döndüğümde dün gece o varlıkları gördüğüm yere baktım. Orada tuhaf bez bebekler, kurumuş hayvan kafa tasları gibi bir şeyler vardı. Açıkçası ne oldukları ve neye kullanıldıklarını benim çözmem imkansızdı. Arkama dönüp odanın sol tarafına baktığımda ise orada musalla taşına benzer bir şey gördüm. Dört tarafına demir direkler dikilmiş ve her birinde zincirli kelepçeler vardı. Çok ürkmüştüm. Ne olduğunu anlamak için defteri alıp alt kata indim. Çocukları oturma odasına getirdim ve televizyonu açtım. Onlar televizyon izlerken ben de defteri incelemeye başladım. Yaklaşık iki saat sonunda defterde neler yazdığını gördüm ve şok oldum. Kaynanam eskiden köyde büyücülük ve muskacılık yaparmış. 92 senesinde hamile kalmak için yaptığı büyü anında tutmuş ve kadın ilk çocuğunu 93 yılında doğurmuş. Aradan geçen 2 sene sonunda ikinci çocuğuna plansız olarak hamile kalmış. İkinci çocuğu eşim Orhan'dı. Kaynanam ikinci çocuk doğduğunda ilk evladını anlaşma yaptığı cin padişahı Hurhayne'ye kurban etmesi gerekiyormuş. Ancak kadın iki evladını da canından çok sevdiği için kurban edememiş. Hurhayne anlaşma gereğince alamadığı kurbanı için intikam almaya başlamış. Önce kayınbiraderimin bedenine girip musallat olmuş. Bunun karşılığında ise kaynanam da bu cin padişahının bir evladını yaptığı ritüelle öldürerek intikam almış. Böylece büyük bir savaş başlamış. Yani Hurhayne denen bu cin padişahı kaynanamın soyundan gelen herkesin canını almak için lanetlemiş. Kayınbiraderimi büyüler ve ritüellerle korumak isteyen kaynanam oğlunun bedeninin kaldıramayacağı şeyleri yapıp kendi evladının ölümüne sebep olmuş. Ardından cinlerin gazabına dayanamayıp intihar etmiş. Bundan sonrasında kayınpederim köyü terk etmiş. İşte kara kaplı defterin tamamı bu notlarla doluydu. Okuduklarım karşısında büyük bir şok içine girmiştim. Derhal bir hoca çağırmam ve yardım almam gerekiyordu. Çünkü eşim ölmüş ve sıra çocuklarımdaydı. Hemen telefonu elime aldım ve internetten yakın civarda olan hocalardan birini aradım. Kendisine bulunduğum köyü ve buraya acilen gelmesini söyledim. Ancak hoca köyün adını duyunca duraksadı. Dalga mı geçiyorsunuz? O köy 2 senedir boş. Köyde yaşayan son kişi öldü ve o köy artık kimsesiz kaldı dedi. Şaşkınlık içinde kalmıştım. Sümeyye teyze ve birçok insan vardı bu köyde. Bu köyün terk edilmiş olması imkansızdı. Hocaya yalvarıp yakardım ve gelmesi için ısrar ettim. Telefonun ucundaki hoca da ısrarlarıma dayanamadı. Geleceğini söyledi. Telefonu kapattıktan 30 dakika kadar sonra evin önüne bir araba durdu. Sakallı, sarıklı, yaşlı iki adam indi. Beni gördüklerinde şok oldular ve "Kızım sen gerçekten bu köyde mi kalıyorsun?" dediler. Başımı sallayarak "Evet, bu köyde tek değilim. İnsanlar hala var. Hatta birisi eşimin akrabalarından Sümeyye teyze" dedim. Hocanın biri iç çekerek "Tamam kızım, sen bize olayı anlat. Neden çağırdın? Sana nasıl yardımcı olabiliriz?" dediler. Hocalara elimdeki kara kaplı defteri çıkarıp verdim. Başımdan geçen olayları bir bir anlattım. Hocalar da beni sakinlikle dinlediler. Ardından arabanın yanına geçip kendi aralarında bir süre konuştular. Daha sonra içlerinden bir tanesi bana baktı ve "Kızım, müsaaden varsa evinize bakabilir miyiz?" diye sordu. Kafamı sallayıp "Tabii ki hocam, buyurun" dedim. O sırada çocuklarım da bahçede sakin sakin oturuyorlardı. Hocalarla beraber içeri girdiğimizde yaşlı olanı bana döndü
Bu evde gerçekten de güçlü bir cin padişahının enerjisi var. Nasıl ki insanlar arsalarını tellerle çevirirler, işte cinli varlıklar da bölgelerini enerjileriyle çevrelerler. Burası gerçekten de çok tehlikeli dedi. Evin içini dolandıktan sonra üst kata çıktık. Hocalar sağa sola incelediler. Daha sonra bana baktı ve "Çocukları çağır kızım," dedi. Hemen alt kata inip çocuklarımı çağırdım. Hoca çocuklarımı o varlıkları ilk gördüğüm duvarın oraya oturttu ve üzerlerine beyaz çarşaf örttü. Ardından yanıma geldi ve "Seç, hangisi kurban edilecek?" dedi. Bu soru karşısında şok oldum ve sinirli bir şekilde çıkışarak "Ne kurbanı hoca? Ben sizi neye çağırdım? Evladımı mı kurban edeceksiniz?" dedim. Hocanın göz bebeklerinin bir anda değiştiğini ve kırmızıya döndüğünü gördüm. İkisinin de derileri tıpkı çürümüş birer cesedin morluğu gibi morarmaya başladı. Karşımda hoca diye duran adam bir anda şeytani bir varlığa dönüştü. Bu durum karşısında dona kaldım. Ne hareket edebiliyor ne de konuşabiliyordum. Şeytani varlığa bürünen hoca bana baktı ve "İkisi de kurban edilecek," dedi. O sırada bir diğeri evlatlarımın yanına gitti ve evlatlarıma korkunç acılar vermeye başladı. Elim kolum bağlı bir şekilde çocuklarımın ölüm çığlıklarını duyuyordum. O an ne oldu bilmiyorum ama olduğum yerde bayılıp kaldım. Gözlerimi açtığımda bir hastanede yatıyordum. Başucumda ise Sümeyye teyze dizlerini döve döve söyleniyordu. Onu görünce ilk sorduğum şey "Evlatlarım nerede?" de demek oldu. Sümeyye teyze ise dövüne dövüne "Bah yavrum, size üst kata çıkmayın," dedim. "Neden çıktınız? İki çocuğuna da kıymışlar," dedi. Tabii ben bunu duyunca hastanede feryadı bastım. Ortalığı birbirine kattım. O günden sonra tamamen akıl sağlığımı kaybettim. Yetkililer benim deli olduğuma hüküm verdi. Akıl hastanesine kapattılar. Ayrıca çocuklarımı boğarak öldürdüğüm gerekçesiyle de suçu bana attılar. O gün bugündür akıl hastanesinde tek kişilik bir hücrede yaşıyorum. Tabii buna yaşamak denirse. Her uyuduğumda onların sesini duyuyor, her uyandığımda ise onları hissediyorum. Evlatlarımın kokusuna hasret yaşamaya çalışıyorum. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.